Değerli dostlar herkese merhaba. Yine muhteşem görüntülerle bir uçan göz drone çekimiyle birlikteyiz. Ben Ömer Kaptan. Eni Sekici kardeşimin şahane drone ile yapmış olduğumuz çekimlerde bugün size Uludağ yamaçlarında çok büyük zevatın, önemli ünlü simaların, velilerin dergahlarını, onların olduğu alanları göstereceğiz Çok önemli tarihi mekanlar göreceğiz ama öncelikle en yukarıdaki küçük sevimli beyaz camiden başlamak istiyoruz. Çünkü burası şehir merkezinden de baktığımızda her zaman yukarıda gördüğümüz meşhur Ayde'de. Ayde'de aslında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in fetihte sağ kolu olan Zanus Paşa'nın oğlu Hamza Bey'dir. Ancak Hamza Bey'in mezarında bir hilal şekli bulunduğu için insanlar bir evliya gibi kabul etmişler Hamza Bey'i ve ona Hamza Bey yerine Ay Dede olarak anmışlar. Ve burası Karanfilli Bayır olarak anılan mevki. Karanfilli Bayır Üç Kuzular Dergahı'nın hemen üzerinde. Az sonra Üç Kuzuları da göstereceğiz. E, bulunan önemli bir yer. Bu esnada bakın drone çekimin güzelliği. Arka tarafta dağların adeta nasıl hareket ettiğini bu renklilik, rengarenk güzel görüntünün ortasında e, görebiliyoruz, seyredebiliyoruz. Evet, görmüş olduğumuz Aydede Camii fark ettiğiniz üzere e, yenilenmiş bir cami, yeniden yapılmış fakat hemen sağ tarafında caminin şu anda gördüğümüz o küçük kubbeli yerin altında Aydede'nin yani Zanos Paşa oğlu Hamza Bey'in mezarı yer almakta. Biz şimdi biraz daha aşağıya inip çok önemli bir zatın mezarını ve camisini size göstereceğiz. Bu zat Osmanlı Devletinin ilk Şeyhül İslamı olan Molla Fenari Hazretleridir. Bakın görmekte olduğunuz bu camide Molla Fenari Hazretleri hemen şu gördüğünüz e, caminin doğu tarafındaki girişin sol tarafında yer, e, yer almakta mezarı. Molla Fenari Hazretleri bir büyük alimdir, bir medrese alimidir, kadıdır, Şeyhül İslamdır. Fakat aynı zamanda bir Sufi'dir, bir mutasavvıftır. Alim olmasının yanında bir ariftir ve aynı zamanda pozitif bilimlerle de uğraşmış bir filozoftur. Meşhur e, Yunan filozof e, Yusun, meşhur İsagojisini mantık üzerine yazdığı eseri şerh etmiş bir büyük alimdir Molla Fenari Hazretleri. Şimdi bakın sol üst tarafta gördüğünüz Molla Fenari Hazretleri Camii'nden biraz daha aşağıya iniyoruz ve hemen karşıda Somuncu Baba Camii'ni görüyoruz. Somuncu Baba'nın mezarı burada değil sadece camisinin yanında bir makam mezarı var ve bakın hemen sağ altta gördüğünüz pembe bina Somuncu Baba'nın fırınının olduğu alandaki binaydı. Somuncu Baba'nın fırını burada ancak biz oradan da şimdi yukarıya doğru bakıp Üç Kuzular'a yaklaşacağız çünkü Üç Kuzular'da bu yamaçların çok önemli dergahlarından biridir. Karşıda gördüğümüz Üç Kuzular Camii ve hemen caminin şu görmüş olduğunuz minaresinin hizasında alt tarafa baktığımız zaman çatısını, kiremitli çatısını gördüğümüz türbe hemen önünde güney kısmında çok güzel bir kitabe vardır Sultan II. Mahmut zamanından kalma. Yediler Türbesi olarak anılır. Üç Kuzular da aslında Abdülhatif Kutsi Hazretleri ile birlikte buraya gelmiş olan Safiyüttin Efendi, Açıkbaşı İbrahim Efendi ve Ali Efendilerdir. Bu üç büyük zat vefatlarından sonra burada ta 1680'lerde vefat eden Şeyh Muhittin Efendi tarafından çok önemli bir dergah kurulmuş ve 1819 yılında Sultan II. Mahmut zamanında bu türbe de Yediler Türbesi olarak anılan pek çok önemli kişinin mezarının bulunduğu caminin hemen altındaki türbe kısmı da Onarılmıştır. İkinci Mahmut kitabesi var. Şimdi oradan birazcık daha batıya geldik. Burada da Üftade Hazretleri bulunuyor. Üftade Hazretleri'nin daha doğrusu dergahı bulunuyor. Çünkü Şeyhi Hızır Dede hemen sol tarafta altta gömülü olduğu için beni şeyhimin çok aşağılarına gömün diye vasiyet bıraktığı için onun mezarı bu şeyhinin mezarına yakın olan yerde kurulmuş olan dergahında bulunmuyor. E, aşağıda Bursa surlarının hemen üzerinde yer alıyor. Üftade Hazretleri'nin görmüş olduğumuz bu şahane dergahı Bursa'nın şu anda 2013 yılında da restore edildikten sonra belki de en güzel dergahı oldu. Hemen karşıda Çilehanesini görüyoruz. Mina, minaresini gördüğümüz kısım dergahın mescit kısmı, ile haremlik, selamlık bölümleriyle çok önemli bir dergahtır burası. Mehmet Üftade Hazretleri "Ervahı aliye bu dağın eteklerinde toplanır. Beni bu dağın eteklerine en yakın yere gömün." demiştir. Adeta büyük, üstün, yüce ruhların bu dağın eteklerini, bu dağ yamaçlarını mesken tuttuğunu söylemiştir ve onun dergahı da burada kurulmuştur. Bakın şu anda e, dergahın batısından baktığımızda hemen karşıda az önce gördüğümüz üç kuzuları bu defa karşıdan görüyoruz. Şimdi de çok muhteşem görüntü eşliğinde Bursa'ya doğru e, ineceğiz e, ve görüntüde bizi yine e, çok güzel bazı tarihi yapılar karşılayacak. Buradan bakın hemen dergahın şu anda üzerindeyiz. Hala minares alt tarafta ekranda görülebiliyor. Buradan şimdi aşağıya doğru inerken şu yeşillik alan Pınarbaşı mezarlığı. Buraları önemli alanlar. Hemen sağ tarafta Tezveren'de de türbesi az sonra görülecek Şeyh Konevi Camii gibi önemli tarihi mekanlar var. Bu arada tam karşıda sağda Ulu Cami de görülüyor. Ama biz şu anda Üftade Türbesi'ne doğru ilerliyoruz. Pınarbaşı mezarlığının üzerinden. Şu görmüş olduğunuz burçlar ve surlar. Bursa surları. Bursa Surları'nın Bursa Kalesi'nin güney kısmındayız. Yer kapı mevkiidir burası. Hemen altımızda Tahta Kalede e, yer alıyor. Üftade Hazretleri'nin camisi ve türbesi gördüğünüz gibi dergahından epey aşağıda yapılmış. Bursa surları üzerinde e, yapılmış. Bu arada hemen altta bizi de görüyorsunuz. E, size şimdi bir el sallayacağım. E, hemen cami e, kısmı türbe kısmı sağ tarafta görmüş olduğumuz yer Üftade Hazretleri burada metfun bulunuyor fakat burası onun vefatından sonra da büyük bir hazire haline gelmiş. Bu hazirede bu dergahta postnişin olan şeyh efendilerden çok önemli simalar da gömülmüş hemen karşıda bakın başka tarihi yapılar da görülebiliyor şu anda fetih kapı istikametine doğru bakıyoruz Bursa'nın fethedildiği alan burasıdır Orhan Gazi askerleriyle şehre bu güney tarafından girmiştir dağ yamaçlarına Bursa karesi aynı zamanda gördüğünüz gibi çok korunaklı bir yapıdır. Ta Bitinya Krallığı zamanında bu görmüş olduğunuz surlar yapılmış. Sonra Sultan Çelebi Mehmet zamanında yenilenmiş. Çünkü Karamanoğlu 2. Mehmet Bey şehri kuşattığında Hacı İvas Paşa çok güzel bir şekilde bu surları onartarak korumuştur. Bu esnada yeniden şehir merkezine doğru Ulu Cami'ye doğru döndük ve Ulu Cami'nin muhteşem görüntüsü 20 kubbesiyle arkasında Bursa Çarşısı, Emirhanı, Kozahanı ile Bursa şehir merkezini görmekteyiz.